konuklarımızla birlikte yeniden Refah Partisi il, ilçe ve belediye başkan adayı Sayın Karaköprü Belediye Başkanı'nın adayı, sizlerin de yakinen tanıdığı yine hem Büyükşehir'in hem de daha önce Karaköprü Belediye Başkanı'nın belediye başkanlığı yapmış bir isim Sayın Avukat Nihat Çiftçi. Başkanım, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Az önce ufak bir hoş bulduk. Olur aksilik tabii, oldu. teknik aksaklıklar olur. Evet. Hoş bulduk. Ben de ekranı başında bizi izleyen tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize, Karaköprülülerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Başkanım, nasıl geçiyor Ramazan? Hem Ramazan hem seçim. Sizler de vatandaşlar birebir. Aslında tabii yani bu defa akşamları ve geceleri çok verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ya Emin Bey, burada amaç aslında biraz önce giriş yaparken söylediniz. Halkımızı ikna etme noktasında halkımızla buluşmayı çok önemsiyoruz biz. Yani her noktada, her platformda mümkün mertebe onlara seslenmeye, onlarla buluşmaya, onlarla kucaklamaya dikkat ediyorum. Ev toplantılarımız, büro toplantılarımız, mahalle toplantılarımız, site toplantılarımız, yine gündüz de esnaftır, sokaktır. Yine kadın kollarımızın yapmış olduğu buluşmalar var. Kadınlarımızla, gençlik kollarımızın yapmış olduğu buluşmalar var gençlerimizle. Güzel gidiyor. Yani tabii Ramazan'da çalışmak kolay değil ama inanınız olsun çok da bizi etkilemiyor. Doğru. Yani Peki tam performans vatandaş, çalışıyoruz. başkanım, karar vermiş durumda mı? Yani siz birebir görüşüyorsunuz. Evet, yani Şanlıurfa o anlamda biraz böyle son dakika böyle son haftalarda, son günlerde karar vermeyi adeta böyle alışkanlık haline getirmiş. Ha yani şöyle ya, tabii ki kararsız olanlar var. Biz onu şey yapıyoruz, sokakta karşılaşıyoruz. Kendimizi ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partimizin ahlaklı belediyecilik anlayışını ifade ediyoruz. Milli görüşün ilkelerini ifade ediyoruz. Bir de yerel sonuçta biz belediye başkanlığına talibiz. Yani aslında hizmete talibiz, hizmetkarlığa talibiz. Karaköprü'yü nerede görmek istiyoruz? Eksikleri ne, aksaklıkları ne? Biz nasıl gidereceğiz? Nasıl bir kadroyla, hangi ahlaki bir anlayışla çalışacağız? Bunları vurguluyoruz kendilerine. Genelde ikna da ediyoruz. Ama kararsızlıkla ilgili veya sandığa gidip gitmemeyle ilgili burada birkaç kelime kullanmak istiyorum. Bu bir yerel seçim, belediye başkanlığı seçimi olduğu için. İnan en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Önce bir Doğru. kesinlikle karar vermeleri gerekiyor ve demokratik haklarını kullanarak muhakkak sandığa gitmeleri gerekiyor. Çünkü sonuçta şehri 5 yıl bir emanet devrediyorsunuz. Bu emanetin sahibi halk olarak sizlersiniz. Şimdi Karaköprülüler 5 yıllığına kendisini yönetebilecek, kendisine hizmet edebilecek ve her türlü yetki, çünkü belediyelerin yetkileri çok geniş Emin Bey. Her türlü yetki siz devrediyorsunuz. Burada işte kararsızım, gitmeyeyim ya da sandığa gitmek istemiyorum. Belki ideolojik anlamda farklılıklarınız olabilir. Tam karşılığı bulmamış olabilirsiniz. Ben buna saygı duyuyorum. Ama olay belediye olunca muhakkak surette gitmelerini ve muhakkak reylerini kullanmalarını gerekiyor. Tabii biz tamamının gitmesini, tamamının yeniden Refah Rey kullanmasını istiyoruz. Bu bizim talebimiz. Ama sonuçta en güzel konu şu, demokrasilerde 5 yılda bir size gelen hakkı titizlikle kullanmanız. Bir böyle kuyumcu ustası titizliğiyle, ayarıyla kullanmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu önemsemeleri gerekiyor. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi oy kullanmaya gitseler de gitmeseler de bir başkan seçilecek sonuçta. Seçilecek tabii. Ama seçilecek olan başkanın kendilerinin verdiği oyla seçilmesi tabii ki başka bir Başka bir değer, değer. ayrı bir önem kazanacak. Bir de şey olarak yani evet bugün dedik ki yani bizde %83-85'ler biliyorsunuz sandığa gitme oranı. Ama ben yani %90-95 olmasını isterim, %100 olmasını isterim. O ayrı bir olay. Fakat sonuçta şöyle yani %40 da gitse, 50 de gitse bir başkan seçecek yani. Burada bir sınırlama yok. Onun için yani duyarlı olup şehrin geleceği için, çocuk çocuğun geleceği için, çevrenizin korunabilmesi için, hizmetin zamanında etkin, kaliteli gelebilmesi için kimi beğeniyorlarsa. Şimdi sonuçta biz kendimizi ifade ediyoruz, projelerimizi deklare ediyoruz, anlayışımızı ifade ediyoruz, yaklaşımımız ama muhakkak sandığa gidip bu yönde tercih kullanmaları bizim siyasetçiler olarak, belediye, yerel yöneticiler olarak talebimiz. Peki. Ben il başkanımızla devam etmek istiyorum Tabii. müsaadenizle. Sayın Başkanım, tabii Yeniden Refah Partisi yeni bir parti.
Genel seçimlerde de bu parti olarak biraz Urfa'da aslında kendisini hissettirdi. Böyle bir partinin bugünlere gelebileceği konusunda vatandaşa bir ön görüntü vermiş oldu genel seçimlerde. Genel seçimle şu anki yerel seçim arasındaki farkı nasıl buluyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığınız için ve ekranlar başında bizleri seyreden vatandaşlarımıza, seçmenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanlı şeriflere hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Tabii yeniden Refah Partisi denildiği zaman aslında yeni değil. Kökümüz ta maziye dayanan bir siyasi anlayışız. Ta rahmetli Erbakan hocamızın 1969'dan bu yana Türkiye gündeminde asla düşmeyen bir siyasi anlayış olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde boy göstermeye başladı. O zamanın şartları tabii farklıydı. Hı hı. Rahmetli Erbakan hocamızın istediği ve hayata geçirmeye çalıştığı birçok projeyi o zaman da gerçekleştiremedi. Evet. Ve sadece ömrü boyunca 11 ay gibi kısa bir süre o da koalisyonla hükümete gelmesi ve başbakan olmasından dolayı denk bütçe oluşturdu ve daha sonra havuz sistemi oluşturduktan sonra ahlaklı belediyeciliğinin nasıl yapıldığını, Türkiye'ye nasıl hizmet edildiğinin aslında göstergesi o zaman başladı. Evet. Tabii kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye kazandırmış olduğu birçok tesis var, birçok hizmet var. Bunlar şeker fabrikasından tutun, çimento fabrikalarından tutun, evren sanayilerinden tutun, o ağır sanayi sitelerinden tutun, demir çelik fabrikalarından tutun. Evet. Bunların bir kısmı. Ama gelin görün ki o zamanki şartlara göre çok ciddi bir çalışma yaptı. Ondan sonraki süreçte, onun vefatından sonraki süreçte işte milli görüş bitti, Türkiye'de milli görüş kalmadı, milli görüş kavramı ortadan kalktı diyenlere ve ülkenin doğru yönetilmediği görünce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın elin değil gövdesini taşın altına koyarak tekrar yeniden Refah Partisi'nin milli görüşün bu ülkeye bir ihtiyaç olduğu, bu ülkenin vazgeçilmez bir unsuru olduğu gerekçesiyle yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Aşağı yukarı 5 yılı aşkın bir süredir 2018'de kuruldu. Ben de aynı zamanda Karaköprü Yeniden Refah Partisi'nin kurucu ilçe başkanı olarak göreve başladım. O gün bugündür çalışmalarımızı yürüttük ve bizim asıl hedefimiz şu. Genel başkanımız da bunu diyor. Ülkeyi kim yönetirse yönetsin. Eğer doğruları yapıyorsa, eğer ülke menfaatleri doğrultusunda bir şeyler yapıyorsa biz onun yanında dururuz, biz onu alkışlarız ve ona desteği veririz. Ama gelin görün ki ülke doğru dürüst yönetilmiyor. Aşağı yukarı çeyrek asırdır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ama doğru gitmeyen birçok şey var. Bunu da milli görüş belediyeciliği anlamında önce tabii yerelde, daha sonra da genelde Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Bunu bir önceki seçimde siz de bahsettiğiniz gibi biz Cumhur İttifakı'nda aslında destek vermeyecek. Yine kendi daha doğrusu adaylarımızla kendi seçmenimizle buluşmaya ve bir kendimizi tartmaya çalışacaktık. Ama ortaya çıkan öyle bir şey oldu ki bir tarafta Millet İttifakı, bir diğer tarafta Cumhur İttifakı. Bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Orada şimdi ülkenin geleceği zaten bir kaos içerisinde olan, zaten zor günler geçiren bir Türkiye vardı. Bunu da tabanımız, belki de tabanımızın birçok kesimi kabul etmemesine rağmen Genel Başkanımız bir karar aldı. Dedi ki biz Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığına destek vereceğiz. Ama milletvekilliğinde kendi seçmenimizle, kendi adaylarımızla seçmenimizin karşısına çıkacağız. Bize neyi reva görürlerse baş üstüne diye. Belki de biz o gün o adımları atmamış olsaydık bugünkü oluşum olmayacaktı. O zaman eğer biz Cumhurbaşkanlığına destek vermeseydik Cumhurbaşkanlığı belki şimdi kaybedecekti. Kaybettiği takdirde muhafazakar kesim dediğimiz yani sağ kesimin dediği biz ömrü boyunca genel başkanımız günah keçisi olarak seçilecekti. Diyecekti ki siz
bize kaybettirdiniz. Evet. Ondan dolayı biz o zaman doğru adımlar attık. Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı'na destek verdik. Ve orada tabii ki toplumun faydası ve yararları uğruna 30 maddelik bir şey sunduk kendilerine. Evet. O maddelerin içerisinde bir tanesi partimizle ilgili herhangi bir madde yok. O maddelerin tamamı Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin çıkarları için, vatandaşlarımızın çıkarları ve menfaatleri için hazırlanmış olan maddelerdi. Geçen süre içerisinde o maddelerin herhangi birine dokunulmadığı ve onların yerine getirilmediği gerekçesiyle normalde yerel seçimlerde biz onlarla ittifaka girmedik. Evet. Bunların başında bir tanesi denk bütçenin oluşturulması. O yapılmadı. Zaten bütçe yapıldı ve denk bütçe yapılmadı. Diğer zaten havuz sistemi. Diğer tarafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, daha doğrusu Aile Birliği'nde yapılmış olan bazıları. Evet. Bunun ötesinde aslında en önemli olan kendi listelerimizle seçime girip ve bu iki büyük blok arasında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın arasında kendi listelerimize girip %3 bandında bir oy almamız. Evet. Ve kıvılcım aslında orada başladı bile. En önemlisi olan da genel başkanımızın mecliste olması. 5 tane vekil çıkardık ve bu 5 tane vekilimizin içerisinde bir tanesi de bizim sayın muhterem genel başkanımız var. Bu bizim için çok önemli. Genel başkanımızın mecliste olması gerçekten bizim davamız için AK önemli. AK Parti listesinden girdi ama değil mi? AK Parti listesinden mi girdi? Hayır. Ha, kendi listelerimize girdik. Yani yeniden Refah Partisi logosuyla biz seçime girdik. 5 tane vekil aldık. Bu bizim için bir kıvılcımdı, bir adımdı, önemli bir adımdı. Ve geçen süre içerisinde de az önce başkanımın da dediği gibi muhafazakar kesiminin şu anda yeniden Refah Partisi'ne teveccühlerin nedeni bu. Biz yıllardır, 20 yıldır biz ülkeyi yöneten bir iktidara AK Parti'ye oy veriyoruz. Ama biz umduğumuzu bulamadık. Evet. Doğru, ülke doğru yönetilmiyor. Düzgün gitmiyor. Aslında biz çok zengin bir ülkeyiz. Ama gelin görün ki dünyanın en fakir ülkesi haline geldik. Üreten bir ülke iken tüketen bir ülke haline geldik. Evet. Biz bu değiliz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Ama Allah'ın izniyle yerel seçimde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, Mehmet Kasım Gülpınar olmak üzere ve Karaköprü gibi Şanlıurfa'mızın incisi olan Karaköprü'de çok kıymetli ve değerli Nihat Çiftçik Başkanımızla yola çıkıyoruz. Ve diğer ilçelerde, Eyüpiye'de olsun çok deneyimli ve çok çalışkan bir adayımız var. Mehmet Çiftçi Başkanımızla ve Mehmet Ekinci Başkanımızla yola devam ediyor. Diğer tarafta Vedat Doğar Başkanımızla yola devam ediyor. Ve gerçek anlamda ince eleyip sık dokuyoruz. Teşkilat olarak toplumun benimsediği, toplumda karşılığı olan, toplumun istediği adaylarla biz seçmenlerimizin karşısına çıkıyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da özlenen o milli görüş belediyeciliği ve belediyeciliğin nasıl yapıldığını halkımıza, seçmenimize bunu anlatacağız inşallah. Göstereceğiz yani. Peki. Ben zaman kaybetmeden Karaköprü ilçe başkanımızla devam etmek istiyorum. Kasım Başkanım. Tabii Karaköprü genel seçimde de yeniden refah olarak en yüksek oyun olduğu yer, ilçeydi. Burada şu anki durum nedir? Yani Karaköprü'de. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize ve İslam aleminin Ramazan içeriklerini kutluyorum. Tabii ki biz genel seçimlerde, Mayıs genel seçimlerinde Karaköprü olarak en yüksek oyu olan ilçe yine biz olduk. Evet. Yani %5.8'e takibiyle 7200 bir oy aldık. O da diğer ilçelerin yani çok çok üstünde bir rakamdı. Tabii ki bugüne baktığımız zaman bizim mevcut kadrolarımız, adaylarımız oluştuktan sonra bu daha da farklı bir yere gitti. Nihat Başkanımızın yıllarca
belediye başkanlığı yaptığı ve Şanlıurfa Büyük Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde onun sadece ismi geçmesi bile şu anda Karaköprü'de bizim oylarımızı 3-4 kat daha ileriye taşıdığını hep görüyoruz inşallah. Yani bu Allah izin verirse biz 31 Mart'ta şu anda biz sahaya çıktığımız zaman da dolaştığımız zaman tabii ki kararsız olan seçmenler var, şeyler var. Biz bunları teşkilat olarak hanım kollarımızla, gençlik kollarımızla, teşkilatımızın tamamıyla bir de Nihat Başkan'ın kendi ekibiyle beraber entegreli bir şekilde, biz koordineli bir şekilde biz günün hemen hemen her saatinde sahalardayız. Evet. Gündüz sahalardayız, bir de gece de kırsal mahallelerimize çıkıyoruz. Tabii ki bunu çıktığımız zaman insanlar Nihat Başkanımızın ismini duydukları zaman hiç bizim artık konuşmamıza gerek yok diyorlar. İşte biz tamam oyumuz sizindir, biz sizinleyiz demeler. Gerçekten bizi Karaköprü'de yani şu anda ne kadar ileride olduğumuzu, ne kadar güçlü olduğumuzu o sahadaki seçmen zaten bize yansıtıyor. Tabii ki öbür tarafta baktığımız zaman Karaköprü'de şu anda kırsal mahallelere gittiğimiz zaman hiç mahallelerde bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamış. Hangi mahalleye gidiyorsak işte şu spor salonunda spor salonu şeylerini, spor salonlarını mesela ondan sonra kültür taziye evlerini, camileri ve o döşenen parke taşların tamamını işte bunlar daha Nihat Başkanımın döneminde yapılan eserlerdir işte bize söylüyorlar. O günden bugüne bize uğrayan hiç kimse yok diyorlar. Kırsalda mı bunu söylüyorlar? Evet, buna özellikle kırsalda söylüyorlar. Tabii ki bu aynı şekilde şeyden de geçerli. Merkez için de geçerli. Hı hı. Merkez içine baktığımız zaman aynı mahallelere dolaştığımızda aynı şekilde o şeyler de önümüze geliyor. Bugün 5 seneden beri taş üstüne taş, bir taş konulmamış Karaköprü bölgesinde. Özellikle bunu baktığımız zaman daha arada bir sene bile geçmeden aşağı yukarı bir sene gibi bir iki tane felaketi üst üste atladık. Evet. İşte o felaketlerden bir ders almamış gibi işte şu anda Ali Baba Mahallesi'nde dere ağzında tam dere koduna sıfır devam eden inşaatlar bile var şu anda mevcut. Hı hı. İşte o inşaatların devam etmesi gerçekten şu anda yani işler acısı. Yani bu evet. Biz onlara inşaat demeyelim aslında insanlara birer mezar olarak onu hazırlıyorlar. Daha doğrusu öyle söyleyelim çünkü o derenin debisi yükseldiği zaman o inşaatın alanın tamamını doldurduğunu biz hep görmüştük. Yıllarda o Karaköprü deresi taştığı zaman biz bunları hep görmüştük. Evet. İşte onun için yapılan bir önlemler hiçbir önlem alınmamış. Hiçbir çalışma olmadığı için işte Nihat Başkanımızın da daha önce Karaköprü'de hizmetlerinden dolayı daha bugüne kadar önce yaptığı eserleriyle biz bugün sahada çalıştığımız zaman o eserleri bize gösterip işte bunlar Nihat Başkanımızın eserleri demesi gerçekten bizi gururlandırıyor. Evet. Biz o yönden çok çok şanslıyız diyebilirim. Çünkü dolaştığımız esnaflarda, girdiğimiz caddelerde herhangi bir yerde olsa olsun 10 esnafımızdan en azından 8'i kesinlikle biz oyumuzu yeniden rafa vereceğiz. Büyükşehir için Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü için yeniden Nihat Başkan diyorlar. Bu da aşağı yukarı bizim için bir ankettir. Yani biz bu kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Ama biz hiçbir zaman sahayı boş bırakmıyoruz. Yani bugüne kadar hiç boş bırakmadık. Bundan sonra da boş bırakmayacağız Allah'ın izniyle inşallah. Teşkilatlarımız da çünkü Karaköprü'de gerçekten çok güçlü bir teşkilatımız var. Evet. Birbirine bağlı kenetlenmiş bir şekilde hem hanım kollarımızla hem gençlik kollarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Onun için biz şu anda Allah izin verirse eğer ki biz 31 Mart'ta biz seçime giderse biz %100 değil de %70-60 inşallah biz alacağımızı düşünüyoruz anketlere göre. Evet. Çünkü insanlar bugüne kadar 5 sene aradan geçmiş insanlar hiç kimse vatandaşın üstüne işine girmemiş, vatandaşın derdini dinlememiş, yani vatandaşa sohbet edilmemiş. Sadece ve sadece 5 yılda bir
insanların arasına çıkıp halk adını sormak, insanlar artık bunu yutmuyor. Bunu görmezden gelemezler. Onun için biz Allah'ın izniyle kendi analizimizi, kendi gücümüzü biz şu anda sahada ölçmüş gibiyiz. Bir de Nihat Başkanımızın iş bitirme belgesi diyeyim, yani o önceki tecrübelerinden, şeyinden yararlandığımız için şu anda sahada bizim işimiz çok kolay. Biz girdiğimiz her yere alnımız açık bir şekilde girebiliyoruz. Evet. İnsanlar güzel bir şekilde bizi karşılıyor. İşte yeniden Refah gelecek. İşte ondan sonra bu yolsuzluklar ortadan kalkacak. Alaklı belediyecek gelecek. Biz o yönden çok şanslıyız ve şu anda biz Allah'ın izniyle %70 olarak inşallah biz seçimi almış gibi gözüküyoruz. Peki. Tabii sizin de demin bahsettiğiniz gibi hani doğru adayın Yeniden Refah Partisi için Karaköprü'de Nihat Başkan olduğu söyleniyor. Evet. Bu hususta Nihat Başkan'ın tabii hem Karaköprü'de hem Büyükşehir'de belediye başkanlığı yapmış biri, tecrübeli bir siyasetçi. Evet. Yani kadroyu evet o da var. Doku uyuşması olabilir. Tabii başkanım, şimdi ben yeniden başkanımıza dönmek istiyorum. Evet. Başkanım tabii halkın beklentisi de var. Şimdi hem tecrübeli olmanızdan hasebiyle sizin Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaptığınız dönemde de birçok projeniz vardı. Bazılarını gerçekleştiremediniz belki. Bu hususta yine Karaköprü için de planladığınız projeler vardır. Daha öncesinde de vardı. Şimdiki projeleriniz nelerdir başkanım? Şimdi projeye girmeden önce mesela şu var. Şu Karaköprü'de çok huzurlu bir ortam var. Yani biz teşkilatlarımızla, yani gerek il başkanımız Ahmet Yetimoğlu ve ekibi, il yönetim kurulu üyelerimizle, il gençlik kolları başkanı sağ olsun biz de meclis adayı, gençlik kollarımızla, aynı şekilde Karaköprü ilçe teşkilatımızla, Kasım Başkanımızın söylediği gibi bir huzur ortamı var. İnanmışlık var, samimiyet var. O gençlerimizin, kadınlarımızın samimi bir şekilde, yani alanda birbirimize denk geliyoruz. O çalışmayı gördüğümüzde insan mutlu oluyor. Bir de çok renkli, çeşitli, birçok alanda eğitim görmüş meclisi adaylı arkadaşlarımız var. Yani çiftçisinden sanayicisine kadar, mimarından mühendisine kadar, mali müşavirinden öğretmenine kadar, birçok alanı böyle domine edebilecek eğitimli, donanımlı bir meclisi aday arkadaşlar var. Karaköprü tamamıyla sarmaladık. Şimdi Karaköprü şu ülkelerle projeye gidecek. Bir kere diyoruz ki biz tamamıyla tüm aileleri bağrımıza basıyoruz. Bizi seçtiklerinde halka en önemli güç. Biz halka gidiyoruz. Bizim en büyük gücümüz halktır. Her zaman onlara selam gönderiyoruz. Çünkü yetkiyi veren halk. Patron halktır. Halkın evet. Üzerinde hiçbir güç yoktur. Yani her türlü siyasetçiyi bağırtan, çağırtan, yetkilendiren, güçlendiren, güçlü kılan halktır. Dolayısıyla biz adresimizi halk olarak belirliyoruz. Şimdi halkımıza gittiğimizde diyoruz ki biz şeffaf bir belediyecilik, ahlaklı bir belediyecilik, kaynakları çarçur etmeyen, heba etmeyen, milletin hizmetinde kullanan, insan odaklı, genci, kadını, yaşlısı, emeklisi, herkesi, çalışanı, esnafı, yatırımcıyı tamamıyla kucaklayan bir belediyecilik. Kapı açık olacak, açık kapı. Herkes belediyeye gelebilecek. Herkes belediyeyi kendinden görebilecek. Belediye çalışanları disiplinli bir şekilde herkesi kucaklayacak, sorununu çok hızlı bir şekilde yerine getirecek. Böyle bir sistem vaat ediyoruz. Şimdi bu sistem içerisinde 10 yıllık bir tecrübe var. Kadroları tanıyorum ve biliyorum. Bu sistemi çok rahatlıkla bir ay içerisinde kurup yolumuza devam edebiliriz. Emanet bize tevdi edildiği takdirde. 31'inde inanıyorum ki Karaköprü değerlendirme gücü çok etkili. Eğitim seviyesi yüksek. Birbiriyle etkileşimi ve özgür karar verme anlayışı var Karaköprülülerin. Evet. Bu çok önemli. Hiç kimsenin etkisinde kalmıyor. Bu bir yerel yönetim olduğunu biliyor. Düşüncesi ne olursa olsun diyor ki bu işi yürütebilecek kadrolara benim Karaköprü'nü yerel anlamda teslim etmem lazım. Şimdi bu teslim içerisinde biz hangi projeleri düşünüyoruz? Bir kere Karaköprü'de mevcut olan yapıların tamamı bir şekliyle bakıma ihtiyaç var. Hızlı bir şekilde onların bakımını yapacağız. Yolların, kaldırımların, tesislerin, parkların, mesire alanlar.
Hepsi de biraz önce Kasım Başkanımız söylediği gibi çok şükür altında bizim imzamızın olduğu eserler. Siz de Kasım Başkan gibi düşünüyor musunuz başkanım? Hani taş üstüne taş koymadı dedi ya. Ya şöyle bakın bunu halkımız bunu biliyor. Yani Kasım Başkanım sokakta olduğu için tamamıyla mükemmel bir çalışma yürüttüğü için evet halk böyle düşünüyor. Ya şöyle taş üstüne taş koymama anlamda değil. Muhakkak yani yeni yıl açılmıştır. Yamasını yapmıştır. Kaldırımını yapmıştır. Olmayan yerleri küçük ölçekte yaptığı farklar var. Yani o kadar hani hiçbir şey yapmamıştı. Ama bu Karaköprü kaynağına göre yani bakın siz belde belediye başkanısınız. Bir dereyi ıslah ediyorsanız selin üzerinde bir yıl geçmişse o dere paramparça olmuşsa korkuyla beraber onarılamamışsa Kasım Başkanımız söylediği doğrudur. Evet. Ya bak belde belediye olarak biz 270 dönüm 8 kilometrelik derenin ıslahını ve peyzajını etrafındaki söz. Ben mesela o etrafındaki çocuklarımız için Karaköprü çocukları olaya şahit. O sahalara bakıyorum. Ya ne tartanı kalmış, ne o suni çimi kalmış, ne kale direği kalmış, ne tel örgüleri kalmış. Ya kardeşim belediye dediğin nedir yani? Bunu bu çocuklarımıza yenile. 15 yıldır çocuklar kullanıyorlar. Deforme oldu. Evet. Bakın biz de görüyoruz yani böyle. Dolayısıyla Karaköprü kendi evinin içini görüyor. Bak ara yollarımız hepsi bozuk. Ana yollarımız hepsi bozuk. Kaldırımlarımız hepsi parçamış, şey yapılmış. Şu an bak demek ki yapılıyormuş. Karaköprüler şahit. Bugün ben Atatürk Bulvarı'ndaydım. Güzel güzel ama işçiliklerini hiç beğenmedim. Kurban olayım nedir orada kim yapıyorsa yapsın. O işçiliği düzgün yapın, koda getirin. Onu şöyle kompaktla şöyle bir güzelce basın. Yazık günah sonuçta belediyemizin, Karaköprümüzün şey. Hızlı yapıyorlar. Bak demek ki yapılabiliyormuş. Ya bunu hızlı yapacağına, diyelim ki silindir vurmayacağına, kompakt vurmayacağına, hemen alacele seçim telaşıyla yapacağına. Kardeşim bunu daha önce yazın böyle çalışma saati varken yapsaydın. Baştan savunma mı yapıyorlar başkanım? Yani? Ya evet yani bak ben işi bilen bir insanım yani bugün geldim. Oradaki esnafım da yanıma geldi yani baktı Allah Allah dedi. Dedim ki ya burada her şey güzel işçilik yok yani hızlı yapıyorlar işçilik yok koda gelmiyor. Sıkıntılı. Bak biz hizmete karşı değiliz kim yaparsa takdir ederiz. Çünkü biz hizmet insanıyız belediyeciyiz biz. Yani bizim çok şu ha biz halkı önemsediğimiz için halkın sorunları çözsün kim çözerse çözsün ama halk şunu biliyor. Yani bir iki haftalık, bir iki haftadan sonra artık o kaldırımların yapılmayacağını, tekrar kendi haline terk edileceğini, yani onarımın yapılmayacağı. Bak oluşan mahallelerimiz var. Doğukent Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Mehmetçik Mahallesi, Çamlıyayla Mahallesi. Bu yeni mahalleler, evet. Narlıkuyu Mahallesi. Burada birçok hizmet yok. Yani mesela düşünün, yapmış olduğumuz semt pazarları, hepsi bizim dönemimizde yapılmış. Ama şu an fotoğraflarla rengarenk süslenmiş. Tamam, güzel, iyi. O da çok ayrı bir şey ya. Yani kamu hizmeti görülen yerde seçim fotoğrafları asılır mı Allah aşkına ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ha asmışlar, asınlar. Ama kardeşim ya onun yerine bir 3-4 tane sent pazarı yapaydınız. 9 yıldır belediye başkanısınız. Biz topu topuna Karaköprü'de 6,5 yıl belediye başkanlığı yaptık. Onu düşünmemişler. Bu mahallelerimizde sent pazarı yok. Kadınlarımız feryat şeklinde bir başkanım sent pazarı, başkanım sent pazarı. Parklar. Çocuklarımız için bir saha yok, bir spor alanı yok, bir okuma merkezi yok bu mahallelerde. Yani bir taziye evi yok, bir kültür merkezi yok. Yok. Kaldırım yok. Yani bak mahallelerin ismini veriyorum. İnsanlar orada yaşıyor. Ama biz diyoruz ki biz bunların hepsini yerine getireceğiz. Biz bunları da proje olarak görmüyoruz. Bu belediyenin rutin hizmetidir, yapacağız diyoruz. Gelelim projelere. Büyük bir kütüphane. Karaköprü'ye yakışır. Sukay'ı yaptım ya Haliliye'de. Büyükşehir Belediye Başkanı iken arkadaşlarımızla yaptık. Sukay gibi Karaköprü'de büyük bir gölet. Etrafında müthiş bir şekilde halkımızı suyla buluşturabilecek bir tesisler. Evet. Az katlı, ahşap da kullanılabilir. Çelik ahşap kullanımı olabilir tesisler. Karaköprü Ticaret Merkezi yapacağız. Ticaret Merkezi. Pasajı taşıyacağız Karaköprü İthalat Merkezi. Karaköprü mobilya sektöründe çok ileriye gitti. Çok markalar üretmeye başladı. Mobilya merkezini Karaköprü'de inşa edeceğiz. Karaköprü Güllübağ ormanlığı tamamıyla tüm ormanlığı şehir ormanı statüsünde mesire alanına dönüştüreceğiz. Artık çünkü şehir içerisinde mesire alanı etrafa da rahatsız verdiği için ama Doğukent Mahallesi'nde ve Batıkent Mahallesi'nde 115'in dönümün üzerinde büyük yeşil alanlarımız var. O iki yeşil alan, o iki mahallemizde hemen içinde sosyal alanlar, spor alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, okuma salonlarının olabileceği şekilde projelerini hazırladık. Şimdi bunları da bir tarafa bırakıyoruz fiziki projeleri.
Bak onları da bir tarafa bırakıyorum. Biz şunu yapacağız. Gencimizi destekleyeceğiz. Eğitimini destekleyeceğiz. Okullarımızı yaşam haline getireceğiz. Okulların güvenliğini ve temizliğini sağlayacağız. Derenin, parkların, mesire alanların, büyük caddelerin mobese kamera sistemiyle izlenilmesi, emniyetle işbirliği içerisinde yine buraların güvenliği, bakımı, onarımı, temizliği, aydınlatılması. Karaköprü güvenilir bir şehir olacak. Çoluk çocuğumuz istediği saatte Karaköprü'de rahatlıkla gezebilecek, hiçbir kuytu yer bırakmayacağız. Kadınlarımız için, onların meslek edinebilmeleri için, meslek edinilme merkezleri, iş garantili ismekler, yine kadın destek merkezlerimizde kadınlarımızın ürettikleri eşyaların pazarda satılması. Kadınlara istihdam üreteceğiz. Evet. Kırsalda, kırsal mahallelerimizin tamamının kilit parkesi. Deforme olmuş olan sahaları, biraz önce il başkanımız değindiği gibi ilçe başkanımız da değindi. Oradaki yaptığımız çok amaçlı salonlar, hepsi fonksiyonlandırılacak. Atılı hiçbir sosyal tesis bırakmayacağız, onu söyleyeyim. Sosyal tesislerimizin tamamını, kıymetini bilerek halkımızı açacağız. Bizim için esas güç halktır. Halkın ötesinde hiçbir şey yok. Halkın mutluluğu, çocuklarımızın mutluluğu, kadınlarımızın mutluluğu, iş, eğitimlerin desteklenilmesi, iş bulunması. Çünkü biz sokakta şu an belediyecilik anlamında halk çok güveniyor. Benim belediyeciliği yapabileceğimi biliyor. İş talepleri var. Onu da ticaret sanayi odamızla, organize sanayi bölgelerimizde ve yatırımın önünü açacağız. Karaköprü AVM'yi yapacağız. Belki 2000-3000 kişi çalışacak. Karaköprü'ye özel hastaneleri getireceğiz. Biner kişi çalışacak. Karaköprü'yü biz vatandaşın önünü açarak otel getireceğiz. Turizm anlamında birçok sistem kapısı açacak. Karaköprü'yü tüm yatırımcılara açacağız. Kurallı bir şekilde. Çünkü her yatırım istihdam getiriyor. Yapacağımız ticaret merkezi, ithalat merkezi, çocuğu mutlu kılacağız. Çocuğun eğitimiyle. Çalışan kadınlarımıza kreş hizmeti vereceğiz. Çok net. Çalışan kadınlarımıza biz fon bulacağız. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den girişimcilik fonuyla yeni girişim yapacak olan kadınlar ve mevcut girişimci kadınlarımıza fon desteğini sağlayacağız. Artık insan odaklı düşün. Emeklilerimize hemen elimizdeki tesisi, Yaşam Sokağı'nı, Hızlı Behemahat, emekliler lokalı yapacağız. Gelecekler, muhabbet edecekler, mutlu edecekler, çaylarını içecek, kahvelerini içecek, pastalarını, çöreklerini içecekler. Biz artık emeklilerimizin kalkıp Karaköprü'de, park köşesinde, bankların üzerinde saatlerce oturmalarına benim gönlüm el vermiyor. Ben o emeklerim için çok sıcak, içinde kütüphanesi olacak, ne bileyim, berberi olacak, her türlü hizmeti verebilecek bir lokale kavuşturacak ve bu hizmetlerin tamamı da bilabeden emeklerimizin hizmetine verilecek. Biz belediye kaynaklarımızı insan odaklı kullanacağız. Yaşlılarımız, her evde yaşlılarımız var. Bakıma muhtaç, kişisel bakıma muhtaç, sağlık bakıma muhtaç. Hemen yaşlılar bakım merkezimizi devreye koyacağız. Engelli koordinasyon merkezimizin şartlarını iyileştireceğiz. Engelli yaşam merkezimizi de cıvıl cıvıl engellilerle engelli kardeşlerimizi hiç unutmayacağız. Esnafımızı güçlendirmenin derdindeyiz. Hareketlendirmenin derdindeyiz. Gençlerimize festivaller, yarışmalar, ödüller, konserler, Karaköprü canlı olacak. Esnaf iş yapacak. Çünkü yatırımcının önünü açtığımızda esnaf da canlanıyor. Şu an esnaf tamamıyla durmuş durumda. Ben hepsine misafir oluyorum, Allah razı olsun. Ama ben bunun farkındayım. Karaköprü canlı, yaşanılabilir, mutlu bir şehir haline getirmeyi hedefliyorum Emin Bey. Evet. Yani tabii kısa sürede böyle projeleri hemen hızlı bir şekilde herkes ayrıntısı ama ayrıntı sonuçta projelerimiz katalog olarak biz tüm Karaköprülerimizin evine yeniden Refah Partimizin, yeniden Nihat Çiftçi sloganıyla ve kararımız net, yolumuzla hizmet diyoruz. Biz hizmet odaklıyız. Biz herkesin evladıyız. Karaköprü'de adalet muhakkak yerini bulacak. Onu net olarak ben Karaköprülere de güveniyorum. İnanınız olsun, çalışacağız. 9 günümüz var. Harır harır onlara misafir olacağız. Kadınlarımıza güveniyorum. Kadınlarımız çok güçlü ses geliyor kadınlardan. Kadınlar çünkü hissediyor. Çocuğun hissiyatını hissedebiliyor. Mesela gençleri sınava hazırlayacağız biz. Çünkü eğitimli bir şehir Karaköprü. Kırsalımızla ilgili girdim de bitiremedim. Teknik ziraat mühendisliği bilgisi olacak. Her bölgeye ziraat mühendisi bünyemizden göndereceğiz. Onun yanında tohum, gübre destekleri muhakkak, fide destekleri çiftçimize olacak. Kırsaldaki çiftçimizin üretim kalitesini ve verimliliğini yükseltmek bize mutluluk olacak.
Çünkü biz şunu düşünüyoruz. Üretene yardımcı olacağız. Üreten bir şehir olacağız. Kırsalıyla, merkeziyle. Sürekli. Sadece sosyal anlamda vermek değil. Bakın. Onların iş sahibi olabilmesi için kaynak sarf edeceğiz. Onların işletme sahipleri olabilmeleri için. Kırsalda kuracağımız işletme tesislerinde kadınlarımızı çalıştıracağız. O işletme tesislerinde Karaköprü fıstığı, Karaköprü bademi, Karaköprü narı işleyecek. Hem bahçe tesisinde sulama sistemlerine de destek vereceğiz. Hem tesisin işletmesinin içinde sürdürülebilir desteklerimiz olacak. Aynı zamanda da onları paketleyip markalaştırabilecek, satış imkanı verecek çarşıları biz kırsalda yaşayan çiftçilerimizin emrine sunacağız. Evet, başkanım, demin Kasım Başkanım da ifade etti aslında. Arkadaşlarımız da uyarıyor fazla zamanımızın kalmadığı yönünde ama ben o soruyu sormadan geçmek bir istemiyorum. Sayın Başkanlarıma bir türlü yapayım. Öyle yapacağız. Tabii Kasım ben Başkanım, biraz projeye şey girince kendimi kaybettim. Kusura bakmayın. Proje insanı olduğumuz için. Dere kenarlarındaki imardan bahsetti. Evet, o imarı Büyükşehir veriyor değil mi? Yani normalde Karşıyaka onun fiyat sitesi Go Petrol'un arka kısmında Kasım Başkan'ın değindiği siteyi biliyoruz. Evet. Bu sitenin imar planını 94'te GAP Kalkınma Başkanlığı yapmıştı. Yani imarda orası konut. Onu söyleyeyim. He. Benim dönemimde mülkiyet sahibi geldi. Ben buranın yanlış olacağını, jeolojisinin doğru olmadığını, derenin ağzında olduğunu, bir de derenin tam böyle dönen kısmında bakarsanız böyle tam dönen kısmını inceledik. Hayır dedik, biz burayı kamulaştıralım. Çünkü mülkiyet hakkı var. Yani vatandaşı da mağdur edemeyiz. Kamulaştırmamız lazım. Kamulaştırma işlemlerini başlattık. Kamulaştırma işlemlerimize itiraz geldi ve dava açıldı. Yani biz kamu yararı var dedik. Burada güvenlikli bina oluşmayacak dedik. O dava sonuçlanmadan ben Büyükşehir'e geçtim. Ruhsatları ilçe veriyor. İşte yeni daha yeni yani Kasım Başkanımız söyledi. 2 aylık daha yeni temel aşamasında yeni verilen bir ruhsat. Alejele mi verildi? Niçin verildi? Normalde orası yeşil alana dönüştürülmesi yani gereken bir yer. Yani sizin döneminizle alakalı değil bu. Yok, hayır, benim dönemimle alakalı değil. Ben dönemimde izin vermedim. Anladım. Yani ben mülkiyet sahibini bile biliyorum yani. İsmini bile biliyorum. Anladım. Peki başkanım, tabii yarın zannedersem genel başkan da gelecek. Evet, onu o hususta sayın başkanım aslında il başkanımız burada. Evet, başkanım. Genel başkanımız abi. Evet, yani yeni bir umut. Bu umut Şanlıurfa'dan doğdu. Evet. Yani yerel anlamda o sinerji ve güzellik. Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak açıklaması, sonra Karaköprü Belediye Başkanı adayı olarak benim açıklamam, sonra güzel bir mitingle teşkilatımızın hepimizin emeğiyle, öncelikle Şanlıurfalılar. Yani o hemşehrilerimiz yarın akmaları gerekiyor. Gerçekten saat böyle 2'de düğüne gider gibi ne olur süslenin, giyinin, böyle güzel elbiselerinizi giyin, böyle gelin güzelce o mitingi sizinle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bizim gücümüz gerçekten milletimiz, Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz. Ben hemşehrilerimin genel başkanımızı bağrına basacağını, çok güzel bir moral motivasyonla Şanlıurfa'da ne kadar güçlü olduğunu gösterecek diye düşünüyorum. Hepsini saat 14'te Nevali'nin arkasındaki miting meydanımıza bekliyoruz. Şeref verirler. Peki, ben son söz olarak yine başkanıma sözü vereyim. Buyurun başkanım, neler söylersiniz yarınki mitingle alakalı? Tabii yarınki miting... Nihat Başkanım'ın da dediği gibi yarın bizim düğünümüz. Evet. Yerel seçimler başladıktan sonra Genel Başkanımız ilk defa Şanlıurfa'ya geliyor. Ve Şanlıurfa Milli Görüş Kalesi daha önce olduğu gibi bugün de yine hakeza onu tekrarlıyor. Evet. Allah'ın izniyle yarın o meydanı hınca hınç dolduracağımıza, vatandaşlarımızın o bölgeye akın akın geleceğine hiçbir şüphemiz yok. Yarın aslında seçime bir hafta kalmış ama yarın seçimi bitirmemiz lazım. Yarın o meydanı görenler kolu kanadı kırılacak ve bu iş bitti diyecekler. Milli Görüş'ün rüzgarı, Milli Görüş'ün o sel felaketi akıp her şeyi götürecek. Çünkü bunlar altın miadını doldurdu. Bundan sonraki insanlar huzur istiyor, sağlık istiyor, yaşanılabilir bir Şanlıurfa istiyor. Bu da ancak ve ancak Milli Görüş Belediyeciliği döneminde yapılabilir. Daha önce yaptık, bundan sonra da yapacağız. Çünkü bizim iş bitirmelerimiz var. Milli Görüş'ün iş bitirme sertifikalarımız var.
diplomalarımız var. Biz bu şehire hizmet etmek, bir hakka hizmet etmek için mücadele veren bir zihniyetiz. Bunu da Allah'ın izniyle çok kıymetli ve değerli kadrolarla bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bize güvensinler, Şanlıurfalı hemşerilerimiz bize güvensin, bize inansın. Biz onları asla ve asla mahcup etmeyeceğiz inşallah. Yarınki mitingde de bütün Şanlıurfalı hemşerilerimizin oraya davet ediyoruz. Yarın inşallah alnımızın akıyla hak ettiğimiz bir topluluk ve genel başkanımızı çok mutlu bir şekilde de Şanlıurfa'dan uğurlamak istiyoruz. Peki. Kasım Başkanım, sizler neler söylersiniz son olarak? Ben şunu söylemek isterim. Karaköprü şu anda tamamıyla seçime hazır. Allah izin verirse inşallah yarın biz bu yapacağımız olan mitingle bunu tam tesis edeceğiz. Bütün halkımızı, bütün vatandaşlarımızı bu mitinge bekliyoruz. Çünkü bu seçimi mutlaka kazanmalıyız. Evet. Adil ve düzenli bir belediyeciliğin getirmesi gerekiyor. Özellikle o belediyelerin üzerine girişine rüşvet alan da rüşvet veren de melun yazısı mutlaka yazılması için biz vatandaşlarımızın, Şanlıurfalarımızın desteğini bekliyoruz. Şanlıurfa'da Karaköprü'de gerçekten meclis üyelerimizle, başkanımızla, teşkilatımızla çok güçlü bir kadroyuz. Biz seçime hazırız. Evet. Peki, başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Kasım Bey, Karaköprü ilçe başkanıydı. Yine il başkanı Sayın Ahmet Yetimoğlu ve Karaköprü Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Çiftçi ile birlikteydik. Son sözlerini de aldık. Başkanım, son olarak bir şey eklemek ister misiniz? Ben cezaevinden bir şey aldım. Bir telefon aldım. Şimdi orası da tabii kader mahkumları, şimdi mesleğimiz olduğu için biliyoruz. Böyle temas sağladılar. Ya hiç bizden bahsetmiyoruz. Şu cezaevi benim Karaköprü sınırlarının içinde. Evet. Dolayısıyla hem yöneticilerine hem oradaki kader mahkumlara buradan selamlar gönderiyoruz. Onların acılarını biliyoruz, sıkıntılarını biliyoruz. Bir de orada bir ihtiyaç vardı, bana iletildi aslında. Onun için aralandı. Biz bizden bahsetmiyorsunuz programda denildi. Ailelerin görüş gününde bekleme yeri. Buradan tüm hem yönetime hem oradaki mahkumlara ya selam olsun, bir tente yapmak, bir bekleme yeri yapmak, yağmurdan ve güneşten korunmak ahlaklı belediyecilik ilkesinin içerisindedir. İnsanı yaşatmamız lazım. O sebepten dolayı inşallah yeniden Refah Karaköprü ilde iktidara geldiğinde hemen o vadide yerine getireceğiz. Buradan televizyonda kendilerine seslenmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün de gündem özel programını noktalıyoruz. Yarın farklı bir konu ve konukla tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.